Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün Ekopolitik'te hukuk konuşacağız. Rekortmenler ülkesi olduk. Bu konuda şöyle bir baktığınızda hani ekonomi sayfalarını açtığınızda zaten her şeyin rekorunu kırıyor vaziyetteyiz. Bu konuda hiç kimsenin bir endişesi yok. Tereddütleri olan var ama bakıyorsunuz işte bir iki tane felaket tellalı ekonominin belki de gerçek halini konuşuyor fakat diğer yaygın medyaya baktığınızda başarılar ardı arkası kesilmiyor. Davos'ta övgüler tıpkı 2000 yılındaki gibi. Peki sadece ekonomide miyiz? Hayır, her alanda öyleyiz. Biz son derece başarılı bir ülkeyiz. İşte bugün o başarılı, muhteşem başarılardan bir tanesini masaya yatıracağız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Hasan Kılıç bizlerle birlikte. Sayın Kılıç hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Türkiye'mizin başarısını konuşacağız. Ahim'de mahkumiyet kararıyla yine bir rekora imza attık. Şampiyon. 2011 yılı içerisinde. Bilmiyorum ne kadar başarıdır ama bir şampiyonluk var söz konusu olan. İşin latifesi bir kenara. Baktığınızda şöyle bir rakamları bir hatırlatalım isterseniz. 159 dava. Evet. 2011 yılı içerisinde Türkiye mahkum olmuş. İkinci kim bakıyorsunuz? 121 davayla Rusya. Ukrayna devam ediyor. Yunanistan, Romanya vesaire vesaire. Polonya. Tabii tabii öyle devam ediyor. Yani hani bir bakıyorum acaba Fransa var mıdır diye, Almanya var mıdır diye bize yakın. Çünkü istikamet oysa yoklar. Nasıl yorumlamak lazım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkumiyet kararında şampiyon olan ama öbür taraftan da demokratik ileri demokrasi aşamasına geçtiğini iddia eden bir ülke fotoğrafını. Şimdi tabii Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi diye bir sözleşme var. Türkiye de bu sözleşmenin tarafı. Dolayısıyla bu sözleşmenin hak ve yükümlülüklerine uyması gerekiyor. Buna ilişkin hak ihlalleri, insan hakkı ihlalleri ve devamındaki diğer ihlallere ilişkin başvuru yapılıyor. Ne yazık ki yani bunu nasıl yorumlamak lazım diye düşündüğünüzde olumlu yorumlamak mümkün değil. Yani bunu olumlu tarafından bakmak mümkün değil. Tabii birinci olmak genelde güzel olur ama burada pek güzel değil. Türkiye'nin buradaki birinciliği, şampiyonluğu ne yazık ki hepimizin utanması gereken, içini acıtması gereken bir durum. Özellikle biz hukukçular açısından da böyle. Ne yazık ki verdiğimiz mücadelenin yeterli olmadığını da gösteriyor. Her ne olursa olsun bu ülkede kim ne yaparsa, ne kadar hukuksuzluk yaparsa yapsın, biz hukukçuların daha fazla dik durması gerekiyor. Bu muhakkak gerekli. Burada bir eleştiri yani konuyu açacağız ama bir eleştiriyi de üniversitelere, aydınlara yapmak istiyorum. Böyle bir ortamda, ülkenin bulunduğu bir ortamda, AİHM'de birinci olduğu anlamda, olumsuz anlamda, birinci olduğu anlamda ne yazık ki üniversitelerden hiçbir ses duyamıyoruz. Basın özgürlüğü zaten az sonra değineceğiz. Ciddi anlamda belli olumsuz noktalara gelmiş durumda. Basın üzerinde sansür olduğu artık konuşulması gerekiyor. Yani bu açık ve net. Birçok raporları da geçti zaten. Evet, geçen hafta Oda TV davasında ben yine izledim. Yani bunu artık vurgulamak kesinlikle gerekli. O davada da söylendi. Bu basın üzerine uygulanan bir sansüre ilişkin bir davadır şeklinde belirtildi. Üniversitelerden hiç kimse çıkıp konuşmuyor. Ne yazık ki böyle bir durumdayız. Şimdi AİHM'de birincisiniz. 159 davada mahkumiyet kararı verilmiş aleyhinize. Ve en çok belirtilen durumlar nelerdir bu davalarda? Yargılama süresinin uzunluğu, adil yargılanma hakkının ihlali, kötü muamelelerin yasaklanması, etkili soruşturma hakkının ihlali gibi konular en çok AİHM'de bu ihlalde söz konusu olmuş. Öte yandan baktığımızda... Temel konular bir de bunlar. Evet, temel yani. Konular bunlar. Yani insan haklarına ilişkin ana konular, yani insanın yaşamına ilişkin, hürriyetine ilişkin, haklarını kaybetmesine yol açacak sonuçlara ilişkin temel kavramlar, temel hak ve özgürlüklerde gerideyiz ve birinciyiz illaller yönünden. Yani bu çok önemli bir durum ama yeterince şu an diğer hususlar gibi yeterince de vurgulanmıyor ne yazık. Kısaca geçiliyor. Peki onu detaylandıracağız ama üniversitelere atıfta bulunduğunuz için orayı bir parça açmak istiyorum. Evet. Şimdi siz bugün Baro'da yönetim kurulu üyeliği yapan bir isimsiniz, avukatsınız. Evet. Bir an için öğrenci olduğunuzu düşünün. Ve fotoğraf buyken, hukuk fakültesinde okurken
hocanız size başka bir ideal hukuktan bahsederken, mesela öğrenciler bunu sormuyor mudur? Ben bir hukuk öğrencisi olsam, hocama işte hukuktan bahsederken, uluslararası hukuktan bahsederken, hocam güzel söylüyorsunuz ama bakın Türkiye'de de böyle bir rekortmenlik var diye sorduğumda bir hoca ne cevap verebilir? Yani hocanın cevap vermesi söz konusu değil ne yazık ki. Suskun bir toplum haline geldik. Bilim adamlarının sustuğu yerde o ülkeden çok bir şey bekleyemezsiniz. Şu an öyle bir durum söz konusu. Maalesef ki hocalarımız, bilim insanları, hukuk insanları duyarlılıklarını kaybettiler. Adeta köşelerine sindiler. Yani bunu kabul etmek mümkün değil. Hı hı. Üniversiteler bilim yuvası. Türkiye AİHM'de mahkum edilen ülkeler sırasında birinci sıradaysa muhakkak bunun konuşulması gerekir. Neden birinci sırada? Ne yapmamız gerekir bunu düzeltmek için? Bakın birinci sıradayız. Yani bu basit bir şey, bir durum değil. Ama gördüğünüz gibi basının da özellikle yandaş bir basın haline dönüşmesinden dolayı bu hususlar sorgulanmıyor. Yani bu hususların sorgulanması demek illaki hükümete, iktidara dönük olumsuz şeyler olarak da algılanmamalı. Bunlar öncelikle eksikliklerin tespit edilmesi şeklinde değerlendirilmeli. Bunlar hükümetler üstü değil midir? Ya bugün bu hükümet belki kötüye kullanır, yarın başka bir hükümet gelir kötüye kullanır. Bu, hukuk herkesin üstünde bir kavram olmamalı mı? Kesinlikle herkesin üstünde, hepimizi ilgilendiren bir konu. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız ve buradaki bu durum bizim açımızdan olumsuz ve rencide olduğumuz bir durum. Dolayısıyla hepimizi ilgilendiren, bugün bu hükümet gider, başka bir hükümet gelir. Ama Türkiye'nin insan hakları anlamında geldiği nokta gerçekten içler acısı. Öte yandan baktığımızda bu rakamları verdik 159 şeklinde. Şimdi bir şey daha var. 15-11-2011 tarihli bir haberden örnek vermek isterim. Türkiye'nin AİHM sicilini iki bakanlık düzeltecek şeklinde. AİHM'de aleyhinde 19 bin dosya bulunan Türkiye'nin bu sicilini düzeltmek için Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları arasında protokol imzalandı. Buna göre dosyalar iki bakanlık arasında paylaştırılacak ve dava açılması önlenmeye çalışılacak. Bu cümle muhteşem bir cümle. Dava açılması önlenmeye çalışılacak. Sorun da bitiyor yani. Sorun da bitiyor. Zaten içinde bulunduğumuz şu andaki durumun ana noktası bu. Bakın yargı hızlanıyor diyorlar, yargı paketi diyorlar, reform açıkladık diyorlar. Geldiğimiz nokta gerçekten işler acısı. Yani ana nokta şu, dava açılmasını önlemeye çalışmak. AİHM'de de mantık bu. Siz insanların hak arama özgürlüğünü engellemeye çalışıyorsunuz ve bunu çözüm diye zannediyorsunuz. Hı. Yani ana nokta bu. Zihinlerin, mantığın, bakış açısının, vizyonun değişmesi lazım. Ya bu şeye kadar gitmiyor mu? Geçtiğimiz günlerde çok tartışmalı bir, umarım amacını aşan bir ifadedir. Efendim, herkes tecavüzcüsüyle evlensin, buna zorunlu olsun. Böylece de bizim dava dosyamız düşsün mantığıyla aynı yere gelmiyor mu? Bu mantıkla aynı yere geliyor. Çok güzel örnek verdiniz Çetin Bey. Birebir aynı mantık. Yani dava olmasın. Tecavüz olayında iğrenç bir durum ve gerçekten kabul etmek mümkün değil. Böyle bir mantık. Çek olayında yine aynı şekilde. İşte diğer davalarda davanızı açmayın, ara bulucuya gidin. İşte dava açacaksanız harcınızı baştan yatırın, bir yıl sonraki işlemi baştan yatırın, devlet bütçesi gelir olsun, parası olmayan dava açmasın. AİHM'de görüyoruz, muhteşem bir olaymış gibi burada açıklamışlar. 19 bin dosyası bulunan Türkiye. Yani minarenin çalındığını görmeyin, bize de kılıf hazırlatmayın diyorlar. Burada iki nokta var. Birincisi 19 bin dosya gibi yüksek bir rakam. İkincisi de bunun çözülmeye, bu yönden açılmasını engellemeye dönük çalışma yapılacağının burada güzel bir habermiş gibi anlatılması. Siz bu insanların dava açmasını engelleyerek, onlarla gidip konuşarak, uzlaşarak bir noktaya gelemezsiniz. Çözüm noktanız bu olmamalı, bakış açınız bu olmamalı. Yani bu vizyonunuzla ilgili bir durum. Siz onları engellemekten çok onların başvuracağı doğan hukuksuzlukları engellemeye dönük çalışma yapmanız gerekir. Yani bu haksızlıklar ve hukuksuzluklar, insan hakları ihlallerini engellemeye dönük çalışma yapmanız lazım. Dolayısıyla onlarla yapacağınız anlaşma, görüşmeler dolayısıyla onların davalarını geri çekmeniz çok önemli değil. Çünkü bu mevcut hukuksuzluğu ortadan kaldırmaz. Geçen hafta, birkaç hafta önce de konuştuk.
ciddi anlamda insan hakları ihlalleri var. İnsan hakları komiserinin, Avrupa Konseyi, insan hakları komiserinin ciddi açıklamaları var. Tutuklamalara ilişkin, uzun tutukluluklara ilişkin, soruşturmaların gizliliğine, silahların eşitliğine ilişkin ciddi görüşleri var. Bazı durumları yeniden gözden geçirin diyor. Şimdi her şeyde Avrupa Birliği'ne atıf yapıyorlar, Avrupa insan haklarına atıf yapıyorlar. Bunları görmezden geliyorlar. Maalesef özgür bir basının olmadığı noktadayız. Peki, bu açık ve net. Biraz detaylandıralım ama detaylandırmadan önce bu Strasbourg kaynaklı, Anadolu Ajansı kaynaklı haberde bir ifade benim dikkatimi çekti. Bu insan hakları ihlalleriyle ilgili, AİHM'deki Türkiye'nin mahkumiyet rekortmenliği ile ilgili bir değerlendirme yapılırken AİHM Başkanı bir ifade kullanıyor. Şimdi o çok İlginç geldi bana. Diyor ki insan haklarının kesinlikle lüks bir konu olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen. Evet. Şimdi Türkiye'de böyle mi yaklaşılıyor meseleye sizce? Lüks bir hak da diyemiyorsunuz ki. Lüks bir şey midir bu insan hakkı ki AİHM Başkanı bile bunu lüks olarak değerlendirmeyin uyarısı yapıyor. Maalesef şöyle bir durum var. Şimdi ülkemizde çeşitli yansımalar var. Özellikle iktidarın değişiklikleri var. İşte geçmişimiz belli. Hı hı. Askeri dönemler var. Daha sonra sivil iktidarlar var. Bunların uygulamaları var. Hukuk sisteminde doğru bir noktaya gidememişsiniz. Hı hı. Dolayısıyla hukuk devletine ulaşamamışsınız. Bu olmadığı için mevcut güç kimin elindeyse onun insan haklarından uygulandığı, onun hukuk devletinin uygulandığı bir yapı söz konusu. Dolayısıyla bu tarz yapılarda iktidar elindeki gücü kullanır, yandaşlar o gücün kullanılmasından mutlu olur. Ve dolayısıyla bu kişiler için insan hakları onların çizdiği çerçevedeki insan haklarıdır. Temel hak ve özgürlükler onların çizdiği temel hak ve özgürlüklerdir. Bu tür durumlarda siz dediniz ya lüks müdür? Hı hı. Yani lüks ötesi bir durum gibi düşünülür. Kişilerin aklına gelmez. Yani bu insan hakları anlamında bu geriye gidişler, bu insan hakları anlamında yapılacak ilerlemeler o kişilerin aklına dahi gelmemekte. Dolayısıyla bunlar hukuk devleti açısından gerçekten önemli konular. Çok ciddi anlamda geriye gittiğimiz bir noktalar söz konusu. Yani özellikle şeye geliyor biraz, benle aynı şeyi düşünüyorsan demokratsın. Evet, yani siz aynı şeyi düşünüyorsak demokratız, insan hakları yönden ilerideyiz. Türkiye çok güzel bir ülke. Bu dosyaların hepsi, bu rakamlar, afaki rakamlar, gerçek dışı rakamlar, bunlar dış güçlerin bizi yıpratmasına ilişkin çalışmalar diye düşünülüyor. Siz eğer hukukçuysanız, hukuk devletine özlem duyuyorsanız ne yazık ki aynı noktalarda buluşamıyorsunuz. Yani içinde bulunduğumuz dönemde de farklı düşünenin, muhalif görülenin, yani her farklı düşünenin muhalif görüldüğü bir sistem söz konusu ve muhaliflerin de cezalandırıldığı bir yapı söz konusu. Şimdi onları açacağım tek tek. Tabii rakamları yok saymak bir tercih meselesidir. Evet. Mesela Kütahya'da da 25 bin erkek kayıpmış. TÜİK'in rakamlarına dikkate alırsanız Kütahya'da bunu tartışıyor. İş rakamda değil de işin özünde tartışılmalı. Bu hukukta da, ekonomide de, her alanda. Biz işin özünü kaçırıyoruz sanıyorum. O zaman biraz işin özünü konuşalım istiyorum. Şimdi Türkiye 2010 yılında bir referanduma gitti. Evet. Kimisi evet verdi, kimisi hayır verdi. Herkesin görüşü başımızın üstüne. Kimi öyle düşünmüştür, kimi böyle düşünmüştür. Bu ayrı bir şey. Peki, ama burada çok o dönemde hukukçuların zaman zaman dile getirmeye çalıştığı ama çok fazla kamuoyunda teveccüh görmeyen bir nokta vardı. Deniliyordu ki bu paket geçerse AİHM'e gidiş süreci zorlaştırılacak, uzatılacak. Demin sizin biraz da atıfta bulunduğunuz gibi. Gerçekten öyle mi oldu? Belki uygulamaya daha tam anlamıyla geçmedi ama gittiğimiz nokta o mudur? Şimdi gittiğimiz nokta şöyle, o paketle ilgili yine o yargı reformu şeklinde başladı. Birden HSYK'nın bir olayı nedeniyle birden böyle bir açılım başladı ve geldiğimiz noktayı hep birlikte görüyoruz. İnanılmaz derecede hukuk ihlallerinin olduğu bir noktadayız. Gazetecilerin tutuklandığı bir noktadayız. Şimdi oradaki mantık da şöyle, az önce anlattığım
AİHM'de 19 bin dosya var. İki bakanlık bunları paylaşmış ve AİHM'deki bu başvurulara geri almalarını ve oraya gitmelerini engelleyecekler. Şimdi mantık bu. Anayasa Mahkemesi'ne gitme de aslında biraz bu mantıktan kaynaklanıyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilmesin. Zaten yargı şu anda bizim istediğimiz bir yargı. Dolayısıyla iç hukuk içerisinde bunlar çözülsün şeklinde bir mantık var. Yani şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Son dönemde hukuk adına yapılan her şey yargının ana işlevinin kenara konulması anlamına geliyor. Yani size yargıya gitme, davanı açma, bu sorunu böyle çözme, işte bütün işlemleri öbür tarafa alıyoruz, sen yeterince başvurmayacaksın, bu şekilde yargı hızlanacak, yargının sorunlarını çözüyoruz mantığı hakim. AİHM'deki dosyaları, insanların başvurularını engelleyip onları geri çekmeye çalışıyorsunuz. İşte iç hukuk yollarında AİHM'e başvurmadan iç hukuk yollarına başvurup yıllarca uğraşmasını düşünüyorsunuz. Davalarla ilgili bazı davaları ortadan kaldırıyorsunuz. Vatandaşın etkin, adil bir yargılamaya ulaşmasını engelliyorsunuz. Ciddi anlamda gider harçları, gider avansları getirerek bunun önünü kapatıyorsunuz. Vatandaşın hak arama hürriyetine darbe vuruyorsunuz ve bunu engelliyorsunuz. Bu mantık doğru bir mantık değil. Yani gerekçesi de yargı hızlandırılacak şeklinde. İşte vatandaş şu hakka da başvuracak şeklinde. Bunu kabul etmek mümkün değil. Yani bu mantık doğru bir mantık değil. Siz ciddi anlamda hak aramanın önünde bir engel oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla bu vizyonun değişmesi lazım. Bunu bir kere görmek lazım. Bu açıdan bakmak lazım öncelikle. Öte yandan ciddi ihlallerin olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bunlarla ilgili özellikle tutukluluk sürelerinin sınırlanması, gizli tanıklık konusu, özel yetkili mahkemelerin uygulamaları, bunlar ciddi anlamda tartışılması gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında da belki vurgu yapmak lazım. Yine komiserin bu anlamda açıklamaları var. Avrupa İnsan Hakları, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinin. Bunlara da eğer siz şey yaparsanız süreç içerisinde değinmek isteriz. Bence biraz açalım onu. Hatta şunu da biraz da hem onu açarken şunu da değerlendirirseniz sevinirim. Dün gece ben biraz bu AİHM'i konuşacağız diye dedim ki kim ne düşünmüş bu konuyla ilgili. Her görüşten aşağı yukarı yani birbirine çok zıt görüşlerden bile işte köşe yazarlarına baktım. AİHM'le ilgili kim ne yazmış falan. Acaba dedim hani bir tarafta mıdır sorun? Aşağı yukarı herkes farklı süreçlerde farklı aynı yazarlar bazen AİHM'e dikleniyorlar. Böyle de karar olur mu? Ama dönüp kendileriyle ilgili bir durum olduğu zaman her görüş için söylüyorum bunu. Canım bak AİHM orada bu kararı verdi gibi bir çifte standart var. Şimdi benim gördüğüm fotoğrafta şu. Şimdi bir kere AİHM'i kabul edecek miyiz etmeyecek miyiz? Hukuken zaten böyle bir şeyin tartışması söz konusu değil. Ayrı konu. Ama herkes biraz kendi penceresinden haklılık peşinde koşuyor gibi geliyor. Biz niye ilkesel bazda anlaşamıyoruz ve mesela hem bunu değerlendirip hem de o rapordan detayları aktarırsanız sevinirim. Şimdi gerçekten önemli bir noktaya vurgu yaptınız. Yani hukuk tek bir hukuk var. Biz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafıyız. Dolayısıyla çeşitli haklara saygı duymak zorundayız. Bu yükümlülük, bunları yerine getirmek zorundayız. Aksi halde zaten birinci oluyoruz hak ihlallerinde, davalarda. Bunlar bir kere vurgulanması lazım. Öte yandan sizin dediğiniz kişilerin bulundukları yere göre, bakış açılarına göre durumların değiştiği noktalar var. Şimdi bu çok önemli bir durum. Çünkü zaten içinde bulunduğumuz olay da tam bu şekilde, çerçeve tam bu şekilde. Yani hiçbir şeyin doğru yansıtılmadığı, işte iktidara yakın, yandaş olmak ve olmamak şeklinde bir yapıya dönüştüğü bir durum söz konusu. Siz bunu kendinizle ilgili bir ihlal olduğunda, kendinizle ilgili bir hak kaybı olduğunda ciddi anlamda ortaya koyuyorsunuz, hassaslaşıyorsunuz ve vurgularınızı ona göre yapıyorsunuz. Ancak aynı kişilerin başka ihlallerle ilgili, örneğin şu anlattığımız hususlarla ilgili yorumlarını göremiyorsunuz. Yani objektif bir şekilde ortaya konulmuyor. Bu da neyi getirir? Bu da basın özgürlüğünün olmadığı, aslında basının tarafsız ve bağımsız olmadığını ortaya koyar.
Basının tarafsız ve bağımsız olmaması baskılardan olabilir veya bu kişilerin yapılan uygulamalar neticesinde kendilerini gücün tarafıymış gibi gösterme çabalarından kaynaklanabilir. Hı hı. Yani yandaş olmalarından kaynaklanabilir. Bu durumda böyle söz konusu. Şimdi geçen haftalarda da belirttik. İşte açıklamalar vardı belli yetkililer tarafından. İşte efendim 9 tane gazeteci tutuklu. Şimdi Oda TV davasını geçen hafta izledik. Tabii tabii. Yani 9'dan fazla gazeteci zaten orada tutuklu sanırım şu anda. Yani bayağı bir kişi tutuklu. Yani en son 100'ü geçti mi tartışmaları var. Evet yani 90 vuruyor. 90 olduğunu biliyoruz. 90'ı geçtiğini de, biliyoruz. Dolayısıyla 90 tane gazetecinin yapısını yani 90 küsur gazeteci tutuklanmış. Siz bunu 9 tane gazeteci var diyorsunuz. Bir kere masumiyet karnesini ihlal ediyorsunuz. Bu kişileri geriye kalan 80 tane 90 tane gazeteciyi suçluymuş gibi görüyorsunuz. Ve ne yorum yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki onlar gazetecilik faaliyetiyle ilgili içeride değiller. Ne yaptı bu insanlar? Onun yani, cevabını da kimse vermiyor. Ya ne yaptı? Yani gerçekten Oda TV davasında mesela ne yaptı? Nedim Şener ne yapmış? Ahmet Çık ne yapmış? Soner Yalçın ne yapmış? Peki Hrant Dink ne yapmış mesela? Hrant Dink ne yaptı bu ülkede? Yani şimdi eğer görüşleri size uygunsa birinin öldürülmesi mübah değilse hayır gibi bir durum ortaya çıkıyor. Görüşleri size uygunsa birinin insan hakları var yoksa yok gibi bir yaklaşım çıkıyor. Yani mesela benim içimi çok acıtan bir gerçektir. Bir sürü ihmaller zinciri işte hani dava ayrı bir tartışma konusu ama o süreçte bile AİHM'e gidildiğinde, aile gittiğinde Türkiye savunma yapmaya gitmişti. Evet. Yani mesela iyi bir yaklaşım nasıl olabilirdi? Evet, ihmaller var, ben savunmayacağım diyemez miydi? Bu büyüklük değil miydi? Ya burada tabii kesinlikle insanın içini acıtan bir durum söz konusu. İnsanın hayatını kaybettiği noktada, insanın öldüğü noktada bence söz bitiyor. Dolayısıyla görüşlerini savunursunuz, savunmazsınız. Mücadelesini savunursunuz, savunmazsınız. Hepsi ayrı bir tartışma konusu. Ancak bu Hrant Dink olayında yaşanılanlar, yargılama süreci ne yazık ki hepimizin içini acıtan bir durum. Hı hı. Burada da Türkiye'nin yapması gereken şuydu. Tabii ki bunu savunmamaktı. Burada herkes suçlu. Burada bütün ülke suçlu. Hrant Dink bir babaydı, bir eşti, çocuklarının babasıydı. Yani bu temelden bakmak lazım. O da hepimiz gibi bir insandı. Hepimiz birbirimize bu noktadan bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla kişinin cinsi, ırkı, milliyeti bunları değil. 74 milyondan birdi. 74 milyondan evet bir kişiydi. Bu ülkenin vatandaşıydı. Bakın. Ama biz bu ülkenin vatandaşına kıyıldı. Biz onun ölümünden sonraki süreçte de o aileyi rencide etmeye devam ettik. Yani bu hepimizin suçu. Bu bütün ülkenin suçu. Zaten gelişmelerden hepimiz haberdar oluyoruz. O süreçte verilen bilgiler, yani yeterince korunmaması, ilgililer hakkında herhangi bir işlem yapılmaması. Siz bunları yapmazsanız tabii ki birinci olursunuz. Bakın bunlar da etken. Ana nokta şu, devlet mantığı çok ciddi anlamda önde. İnsan hakları sözleşmelerinde, yapılan yargılamalarda, insan hakları komiserinin açıklamalarında, uluslararası yapıların açıklamalarında mantığın bu olduğunu ortaya koyuyoruz. Mesela normal davalarda polis vatandaşla tartıştığında polis hakkında soruşturma açılmıyor, vatandaş hakkında görevli memura işte mukavemetten hemen dava açılıyor. Bu olayda da polisler hakkında veya ilgililer hakkında birçok kişi hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Araştırmaya gidilmedi. O kişiler suçsuz da olabilir. Siz araştırmayı yaparsınız. Normal vatandaşın polise yaşadığı olaylarda dahi polis kullanılıyor. Böyle bir mantık var. Bunun değişmesi lazım. Hakimler, savcılar açısından da değişmesi lazım. Bu sadece bizim söylediğimiz değil, uluslararası anlamda hukuk dünyasının söylediği bir mantık. Bu olayla ilgili yanlışlar olmuştur.
kamu vicdanı zedelenmiştir. İnsanların vicdanında adil, etkin bir durum söz konusu değildir. Yani doğru bir durum ortaya çıkmamıştır. Biraz daha açalım bu konuyu. Mesela şimdi bir daha madalyonu bir daha çevireceğim şimdi. Anlamaya çalışıyorum. Niye bu çifte standardı uyguluyoruz? Belki o zaman AİHM'de niye dosyalarımız kabarıyor onu anlayabileceğiz. Evet. Şimdi Hrant Dink meselesindeki hassasiyet gösterenler de dönüyorsunuz. Silivri davalarında evet. Tam tersi bir ya ben ona Ergenekon demiyorum. Silivri davalar diyorum ben onlara. Silivri davalarında tam tersi bir tavra giriyorlar. Ya hukuk tek değil midir? Tabii hukuk herkes için adil ve eşit bir şekilde uygulanması lazım. Mantık bu şekilde olması lazım. Ne yazık ki şunu gördük. Yani hepimiz diyorduk ki günümüz Türkiye'sinde geldiğimiz yüzyılda artık bazı şeylerin olmayacağı, insan hakları ihlallerinin olmayacağı, daha demokratik bir ülke, hukuk devletine bağlı bir ülke olacağımızı düşünüyorduk. Ancak son yıllarda hepimiz bunu gördük. İnsanların bir mağdur olduğunu, hak kayıplarına uğradığını gördük. Burada tabii ana nokta şu, sizle ilgili bir durum olduğunda siz konuşuyorsunuz. Herkesle ilgili yorum yapmak önemli. Silivri'deki olaylarla ilgili de hak neyse, hukuk neyse onu ortaya koymak lazım. Soner Yalçın için de aynı olmak lazım. Ahmet Şık için de aynı olmak lazım. Soner Yalçın tutuklandığında belli bir kesim sustu. Ahmet Şık ve Nedim Şener tutuklandığında konuşmaya başladılar. Farklı siyasi düşüncelere sahip olan insanlar şu anda belli davalarda aynı yerde. Hala bile değerlendirme yapılırken bunlar ön planda tutuluyor. Evet, bunlar ön planda oluyor. Dolayısıyla sizin adil olmanız lazım. Her olayda tutumunuzu aynı şekilde göstermeniz lazım. Bu çerçeveden bakmanız lazım. Şimdi ciddi hukuk ihlalleri var. Şimdi geçen hafta da söyledik. Bakın Tuncay Özkan 3 yılı aşkındır tutuklu. Ahmet Şık 1 yıla yakın süredir tutuklu. Nedim Şener yine aynı şekilde. Soner Yalçın yine aynı şekilde. Doğu Perinçek yine benzeri bir sürü insanlar yıllardır tutuklu. Bakın bunların herhangi birini seviyor veya sevmiyor olabilirsiniz. Ancak bu onlarla ilgili doğruyu söylemenize engel bir durum değildir. Hepimizin önce hakkaniyete uygun bir şekilde davranması gerekir. Yıllarca insanların ne için yargılandığını bilmeden tutuklu kalmalarını istemek gerçekten çılgınlık. Yani bunun savunulacak hiçbir tarafı yok. Siz bir dava açıyorsunuz, bu davaya muhalif olan herkesi dahil ediyorsunuz. Böyle bir mantık yok. Şimdi burada belirli açıklamalar var. Bakın, savcıların öncelikle sağlam şüpheler oluşturmak üzere delil toplamak yerine şüpheli kişilerin yakalanmasından delillere doğru ilerlediği belirtilmiştir. Raporda geçiyor. Raporda geçiyor. Çok bakın bu net. Açık ve net şekilde. Şimdi yine birçok sanığın davasının birleştirilmesi uygulaması kaygı vericidir. İşlemlerin uzamasına yol açmaktadır. Şimdi birçok sanığın davasını birleştirdiler. Adil yargılanma, hukuk devletine gidiyoruz. İşte haksızlıkları sorguluyoruz. Şimdi de davaların içinden çıkamıyoruz. Davaların içinden çıkmamak için her şey yapılıyor. Aynen. Böyle bir şey olamaz. Yani hukuk devletinde böyle bir şey kabul etmek mümkün değil. Şimdi iddianamenin uzunluğu, telefon dinlemelerine ilişkinde görüşler ortaya konulmuş. Şimdi bakın benim anlattığım veya bazı hukukçuların anlattığı, yani görüşlerini belirttiği noktalar bir bir burada açıklanıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Şimdi komiser özellikle terör ve organize suç davalarında iddianamelerin aşırı uzun olabildiği, zaman zaman binlerce sayfa sürdüğü yolundaki bilgiler konusunda endişelenmektedir. Zaman zaman binlerce sayfa. Bunun nedeni bu iddianamelerin dinlenilen telefon konuşmalarının ki bu konuşmaların bazılarının söz konusu suç ile alakasının az olduğu bildirilmiştir. Uzun tasnif edilmemiş deşifre metinler gibi delillerden meydana gelen bir derleme içermeleridir. Şimdi bunlar açık şekilde. Biz de aynısını belirtmiyor muyuz? Şimdi binlerce sayfalık iddianame olmaz olamaz. Böyle bir şey yok. Yani bir suç işlendi, binlerce sayfalık suçun işlenmesine ilişkin işlemler oldu da devlet bundan haberdar oldu da yani niye işlem yapmadı? Ya binlerce sayfaya yer alabilecek suç işlendiyse zaten müdahale edersin. Zaten bunları dinliyorsun. Bitmiştir zaten. Belki de iş orada. Binlerce sayfa bir yani suç vardıysa binlerce sayfalık suç bu hukuk tarihine geçer. Kanıtlamaya mı çalışıyorsun? Yani delilin delili. Böyle bir şey olamaz.
Demek yani ki olmamış. Yani suç var, ben binlerce sayfalık delil koyuyorum. Şimdi sen bu telefon konuşmalarını, deşifreleri, alakasız konuları ortaya koyuyorsun. Hı-hı. İnsanların özel hayatının gizliliğini ilan ediyorsun. Bakın, 12 Eylül 2010 referandumunda alınan karara rağmen çok açık yasaklandı. Anayasa maddesi yapıldı. Referandum bu ülkenin bazı temel taşlarıyla oynadı. Biz referandumdan önce görüşümüzü söyledik. Bugünü o günden gördük. Bakın ben o zaman da çıktım konuştum. Kendimce görüşlerimi ifade ettim. Kesinlikle doğru bir noktaya gidilmedi. Hukuk ihlallerini arttığı bir döneme gelindi. Hukukun tekleştiği, bir yapıya dönüştüğü bir döneme gelindi. Maalesef ciddi ihlaller söz konusu, insanların özel hayatının gizliliğinin ilanına ilişkin dediğiniz gibi anayasada koruma var. Ama hiçbir uygulanmıyor. Zihinlerin mutlaka değişmesi lazım. Mantığın mutlaka değişmesi lazım. Tutuklamalarla sonuçlanan operasyonlara başlamadan önce kolluk kuvvetleri ve savcıların tutuklama gereğini meşrulaştıran deliller dahil bütün geçerli deliller mümkün olduğu ölçüde bir araya getirmeleri gerektiğini düşünmektedir. Hı hı. Az önce belirttiğimiz savcıların şüphelilerden delillere gittiği durum söz konusu. Kişiyi alıyorsunuz, arama kararı alıyorsunuz. Neyi aradığınıza ilişkin hiçbir şey belirtilmiyor. CMK'daki uygulamalara uyulmuyor hiçbir şekilde. Böyle bir soruşturma sistemi olamaz. Yani önce kişiyi alıyorsun, sonra delilleri oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yani bu mantıktan hareket etmek ciddi anlamda sorun. Şimdi yine tutuklulukla yeterli nedenler göstermeyip basma kalıp cümleler kullanılmaktadır. Hı hı. Yani hepimiz bunu söylüyoruz. Oradaki hukukçular bunu anlamıyor. Üstüne Avrupa Komisyonu da söylüyor. Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Komiseri de bunu belirtiyor. Yani ne yapmak lazım burada? Şimdi cümleler hep aynı. İşte belli delil durumunun niteliğine göre basma kalıp cümleler kullanılıyor ve kişinin, insanların hürriyeti kısıtlanıyor. Yıllarca kısıtlanıyor. Şu deniliyor. Bu sadece mesela Silivri'deki davada değil. Birçok davada ki Adalet Bakanlığı da yarı, yani cezaevlerindekinin yarısının tutuklu olduğunu zaten açıklamıştı bir soru üzerine. Şimdi diyebiliriz ki Türkiye'de sistem böyle uyguluyor. Bir türlü işlemiyor. Ama yapılan doğru bir iş var mesela. Deniz Feneri meselesinde tutuksuz yargılama hemen geçilebiliyor. Çok güzel söylediniz. Deniz Feneri ile ilgili dün de açıklamalar vardı. Olabiliyor demek ki. Savcılarla ilgili. Onu soracaktım zaten. Evet. Yani ama ciddi olaylar var. Savcıları görevden aldı. Görevden almanın ötesinde şimdi yargılanmayla karşı karşıya kalacak savcılar. Evet. Şimdi savcıların yaptığı olay bir şeyin kapatılması, yani alakasız olduklarını düşündükleri konunun bir kısmının kapatılması, diğer kısmının yollanması şeklinde. Şimdi Deniz Feneri ile ilgili gösterilen hassasiyet diğer davalarda gösterilmedi. Şimdi oradaki savcılar görevden alındı. Hı. Başka davalarda siz yargılanıyorsunuz, hakim hakkında tazminat davası açıyorsunuz. O davayı kazanıyorsunuz. O hakim sizin davanıza bakmaya devam ediyor. Evet. Böyle bir şey kabul edilemez. Haber alın davasından mı bahsediyorsunuz? Sanırım o olması lazım. Haber alın. Böyle bir şey kabul edilemez. Sayın Haber burada alın. Bu varken başka davada insanlar yıllarca tutukluyken siz Deniz Feneri'nde anında tahliye edildi kişiler. Gayet güzel. Hı-hı. Tahliye edilsinler. Tutuksuz yargılansın. Tutuksuz yargılansınlar. Yıllarca insanların içeride kalmasını gerektirecek durumlar olmamalı. Yargılama neticesinde bu insanlar suçlu olduğunu yönünden deliller oluşursa, bu yönde bir karar verilirse o zaman tutuklarsınız. Zaten tutuklarsınız. Bunda bir sorun yok. Çeşitli güvenlik tedbirlerini, önlemlerinizi alırsınız. Ama öte yandan bu ülkenin belli konumlarında olan insanlar, kaçması söz konusu olmayan, yani binlerce gün geçmiş, delilleri karartması söz konusu değilken siz o insanları tutukluyorsunuz. Hatta dava sırasında tutuksuz bir şekilde yargılanmasına karar verilmiş kişileri daha sonra tutukluyorsunuz. Hı hı. Yani bunu kabul etmek mümkün değil. O kişileri tutuksuz yargılanmasına karar veren, yani tahliye yönünden kararlar ortaya koyan hakimleri başka yerlere sürüyorsunuz. Şimdi o hakimlerin gönderilmesinden sonra o süreçlerin hiçbirinde tahliye kararları doğru düzgün verilmedi. Dur. Bakın. Veremez o hakim. Hiçbir hakim veremez. Siz Deniz Feneri'ndeki savcıları sürerseniz hiçbir hakim, işte Deniz Feneri'nin mantığı nedir? Bir şekilde bir kesime yakın bir olay. O kesime ilişkin hiçbir şey yapamazsınız.
O kesime ilişkin kitap dahi yazamazsınız. Zaten yani burada kimsenin bir şey demesine gerek yok. Almanya'da asrın yolsuzluğu olarak telendirildi bu. Şimdi asrın Almanya'da. Evet, asrın yolsuzluğu. Türkiye'de durum ne? Türkiye'de daha çetrefilli hale geliyor. Daha ilginç bir noktaya geldi. Yani siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. Farklı görüşlerinizi ortaya koyuyor olabilirsiniz. Bir kesime karşı farklı düşünen insanlar hep muhalif görülüyor. Onlarla ilgili işlemler yapılıyor, farklı kararlar veriliyor. Şimdi siz o davaların savcıları şu an ciddi anlamda şey durumdalar. Mağdur durumdalar. Mağdur durumdalar. Yani açıklamalarından onları anlıyoruz. Ne yapmış bu savcılar? Bu davayla ilgili işlem yapmışlar. Bir karar var diyorsunuz. O kararı doğru bulmuyorsunuz ve görevden alıyorsunuz. Peki az önce anlattığım örnekte yani sizinle ilgili ben tazminat davası açıyorum, kazanıyorum. Ben devam ediyorum bu davaya. Tahliye kararı veriyorum, beni sürüyorsunuz. Bir heykelle ilgili yorum yapıyorsunuz. Heykelin yıkılmasına ilişkin ben bu heykelin yıkılmasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı veriyorum. Ben gönderiliyorum. Başka mahkemeye adeta rütbe tenzili yapılıyor. O yürütmeyi durdurma kararını veren, yani o kararı bir üst mahkemeye götürüyorsunuz. O mahkemede yürütmeyi durdurma kararı kaldırılıyor. Yürütmeyi durdurma kararını kaldıran kişiyi de oraya getiriyorsunuz. Şimdi bunlar doğru şeyler değil. Bunlar hepsi ciddi anlamda... Bu iş nereye gidecek? Öyle bitirelim. Yani biz çünkü izleyicilerimize söyleyelim. Bu 10 günlük böyle periyotlarda falan bu hukuk meselesini siz de burada masaya yatıracağız. Daha çok, çok yatıracağız evet, ama yani. Özellikle bu ahim olarak baktığınızda bu iş nereye gidecek? Yani bu iş ciddi bir noktaya gitti. Şu noktaya geldi. Birinci olmamıza kadar geldi. Gelecek programlarda da bunu hep anlatırız. Bakın gizli tanıkla ilgili şeyler var. Rahatsızlıklar var. Bir cümle var. Onu da aktarırsanız sevinirim. Gizli tanıklarla ilgili kullanılmasıyla ilgili kaygılarını açıkça raporda ifade etmişlerdir. Uluslararası hukuk anlamında ciddi endişeler var. Kişiler artık ciddi anlamda Türkiye'yi tenkit ediyor. Yine özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin diğer mahkemelere oranla bu mahkemelerde çok ciddi savunma hakkının kısıtlanması söz konusu olduğu belirtilmiş. Bu mahkemeleri gözden geçirmeye teşvik etmektedir. Zaten DGM biliyorsunuz anayasada yer alan bir kurumdu o dönemlerde. Özel yetkili mahkemelerin böyle bir durumu da söz konusu değil. Yani kanunla düzenlenen bir mahkeme. Bunların hukuki niteliği de mutlaka sorgulanmalı. Farkı eşitlik var mı? İlkesi ne yönden? DGM ile özel yetkili. Hayır bakın bütün şeyi açarsınız hukukçuların birçoğunun yorumları. Özel yetkili mahkemeler DGM'nin devamı niteliğindedir. Suçluların birkaç tanesi dışında birçoğu aynıdır. Yapı aynıdır. Sadece askeri hakim oradan çıkartılmıştır. O kadar. Bu kadar. Sistem değişmiyor. Yani eşitlik ilkesi, adil yargılanma ilkesi, hukuki nitelikleri bunlar hepsi ortaya konulması lazım. Bir gün bunu da masaya yatıralım. Bu da önemli bir detay. Sayın Kılıç çok teşekkür ediyorum. Umarım daha güzel şeylerin rekortmeni olduğumuz, birincisi olduğumuz, mesela hukuk haklarının uygulanmasıyla ilgili birincilikler kazandığımız günlerde onları konuşuruz. Ama bir dahaki buluşmaya kadar şimdilik çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür sağ olun efendim, ağzınıza sağlık. Evet, bazen birincilikler mutlu etmiyor insanı. Tabii teşbihte hata olmazmış. Biz yayına girerken de biraz ironi yaparak girdik ama... Hukuk bir kere hepimize lazım. Bunun altını çizmek gerekiyor. Hukuka yaklaşırken de biraz adil olmak gerekiyor. Hani kendi içinde çelişkili bir ifade gibi geldi ama ne yazık ki Türkiye'de hem adalet, hem hukuk, hem kanun üçü bir arada konuşulamıyor. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ve vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşça kalın efendim.